Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün yine size yatak odamdan sesleniyorum. Dedim yatak odamdan açılışımı yapayım. Ondan sonra böyle balkon tarafına yavaş yavaş kayarız. Çok fazla video atamıyorum, aktif olamıyorum. Bu arada şöyle size ev kombinimi göstereyim. Evde böyleyim arkadaşlar. Üst gene idare ediyor ama alt don. Donla geziyorum evde. Oğlum babasıyla halı sahada maç yapıyor. Kızım orada gördüğünüz gibi kendi kendine cebelleniyor. Şimdi azıcık onunla biraz böyle onu mınçıklayacağım. Ondan sonra bilmiyorum. Balkon tarafına geçeceğiz dediğim gibi. Bir kahve içerim. Böyle. Videom başlamış bulunmakta. Hadi hayırlısı. Umarım devamı gelir. Ham 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 yiyeyim. Ham 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 yiyeyim. Yiyeyim şunu. Yiyeyim şunu yiyeyim. Yiyeyim şunu yiyeyim yiyeyim. Aha. Aha. Aha bebeğime. Aha bebeğime. Ham 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 ham. Aa, ne diyorsun? Annem. Güzel kızım. Güzel kızım. Ham 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 ham. Ham 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 ham. Ben seninle oyunlar oynayayım. Ben sana şımarıklık yapayım. Sen ne yap? Sen ne yap? Bak bu ne? Bu ne bu? Ha? Bu ne bu? Bu ne bu? Böyle sıçmık mı olur aşkım? Böyle mi sıçılır aşkım? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Daha sabah yıkandık. Nasıl yıkanacağız şimdi bir daha? Ha? Sen böyle sıçılır mı hiç? Ha? Ha? Ha boklu. Diyeceksin anneciğim benim tuvaletim geldi. Bak buna bak. Şuna bak şuna şuna şuna. Benim tuvaletim geldi anneciğim. Beni tuvalete götür demen gerekiyor aşkım. Tamam mı? Tamam mı? Pis boklu. Pis boklu. Oo, batmış. Oo, batmış her yer. Parçalamış da gelmiş içeriden. İçeriden atom parçalamış da gelmiş bu. Hemen besleyelim. Sonra üstümüzü değiştirelim. Tamam mı kızım? Bok bok kokmayalım. Tamam mı kızım? Kız dediğin güzel kokar. Temiz kokar. Tamam bok kokmaz. Tamam mı? Tamam mı anne? Çıkar. Pis bakla. Pis bakla. Pis seni. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Atletine bile bok gelmiş be. Evet, en önemli husus olan bok temizleme işlemimiz bitmiştir. Bokumuz nereye gidiyorsun annem geri geri? Ha? Nereye gidiyorsun aşkım geri geri? Şimdi şöyle balkona çıkaracağım kızım biraz hava alsın diye. Hava çünkü çok güzel. Mis gibi tertemiz. Ondan sonra da oğlumun odasına gireceğim. Çünkü oğlum oyuncaklarını full dağıttı. Yani dağınık şu an odası. Odası çok dağınık abinin değil mi anneciğim? Değil mi bebeğim? Evet, havamızı aldık. Geziyoruz evin içinde böyle. Bakın çarşaflarım ve banyo paspasım. Bu da saçım tuttu burada. Annesinin boncuku. Oğlum gelmeden hemen şöyle şuraları halledeyim. Size göstereyim hatta bekleyin. Dedim ve oğlum geldi. Odanın haline bakın. Şimdi buraları temizleyeceğim. Şöyle bir önce sonrası yapalım mı? Fişt. Ve şöyle geri geldik. Mis gibi olduk. Bu arada şu halıyı ütü değdirmiştim. O yüzden bunu toprağın üstüne koydum. Oh ne güzel kıkladın kız. Bütün gaz çıktı. Toprağın üstünde böyle bu takılıyor. Nereye gidiyorsun bebeğim? Görüşürüz aşkım.
Aslında oğlum hasta. Dışarı yollamak istemiyorum çok fazla. Ama tabii herkes dışarıdayken o da evde oturmuyor yani. Ay ne güzel güneş geldi. Salonum şu an güneşleniyor. Perdeler açmıştım. Normalde salonun perdelerini çok fazla açmıyorum. Çünkü salonda çok fazla oturmuyorum. Yani burası genelde hep toplu oluyor o yüzden. Yani çok nadirdir buranın. Burada oturup böyle bir şeyler yaptım. Genelde televizyonda çünkü çok izlemediğim için. Hatta hiç izlemediğim için televizyon. Televizyondaki dizileri falan çok fazla beğenemiyorum. Bazen izlediğim diziler oluyor tabii ki ama genel olarak izlemiyorum yani televizyon falan. Kızımın yüzüne güneş geldi. Bebeğim sen güneşleniyor musun aşkım? Hı. D vitamini mi alıyorsun sen bebeğim? Nereye gideceksin? Nereyi tepikliyorsun? Allah aşkına nereyi tepikliyorsun? Ha? Nereye gitmek istiyorsun anneciğim? Bu kız hiç durmuyor arkadaşlar. Suyeva hiç durmuyor. Sürekli akıl akıl kucakta gezmek istiyor. Bakacağım bak. Ya senin o tipini yesin annen ya. Nereye bakıyor? Kamera burada. Nereye bakıyor? Ay. Neyse. Sonuç olarak hiç durmayan bir bebek. 10 dakika uyuyor. Gündüz uykumuz 10 dakika 10 dakika. 15 dakika yok. Değil mi anne? 10 dakikadan fazla uyumuyoruz. Nazar değer uyursak çünkü. Aman bir yerimize bir şey olur. 10 dakikadan fazla uyursak gün kaçar. Değil mi bebeği? Böyle işte arkadaşlar. Ya şu tipe bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Ne kadar bal bir çocuk yapmışım ben ya. Benim göz altlarım neden böyle siyah çıkıyor? Şöyle mi yapayım? Neden böyle oldu anlamadım şu anda. Kızım sen ne kadar güzel çıkıyorsun. Bir de bana anana bak. Anana bak bir de ne kadar simsiyah. Simsiyah çıkıyor anan. Bari dedim camın önüne oturayım. Çünkü çok siyah çıkıyorum orada. Her neyse. Bugün biraz videoyu geç başlattım. Sabah kahvaltımız yapalı çok oldu. Öğlen yemeğimizi değil, akşam yemeğine geçeceğiz. Öyle söyleyeyim yani. Ama video çekmiyorum, çekemiyorum. Elim değmiyor. Toprak hastaydı kaç günden beri ateşli. Bir yandan onunla uğraşıyorum falan. Bugün daha iyi tabii ki. İşte dışarıya gidiyor, geliyor. Çok fazla durmuyor. O hastayken buna bulaşmasın diye çok uğraştım. İnşallah bulaşmaz ve inşallah hasta etmem bebeği. Yani böyle. Dediğim gibi işte çocuk durmuyor demiştim. En son orada kalmıştım az önce. Muhabbetin arasına daldı. Daldı fındık burunlu daldı. Oyun halısı siparişi verdim. Oyun halısı siparişi verdim. Evet daha doğru olur. İnşallah onu oyalar diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Kitaplığımın haline bakın. Darmadağın olmuş. Artık onlara falan görmezden gelirsiniz diye. Düşünerekten. Oyun halısı geldi ama acaba nasıl tepki verecek? İçinde duracak mı bilmiyorum. Bu ayın 26'sında tam 3 aylık olacağız. Böyle arkadaşlar. İşte. Bir tane şıngıra kaldım onunla oynamıyor. Şöyle bez oluyor ya elinde tutuyorsun. Böyle içine basınca düdük falan çalıyor yani dıt dıt diye. Ama onunla hiç oynamıyor. Hiç ilgisini çekmedi. Sadece ilk pusetini aldığım oyuncak var biliyorsunuz pembe. Görmüşsünüzdür yani. Onunla sadece biraz bir 10 dakika falan. 10 dakika değil mi de bir 2 dakika falan böyle bir vakit geçirdiği oluyor bazen. Bazı zamanlar o da tabii asla her zaman değil. Akşam güneşi kime vuruyordu ya arkadaşlar? Güzele miydi? Ay neden bu kadar çok konuştum acaba bu videoda? Hiç susmadım. Uyuyalım mı bebeği? Uyutayım mı annem seni? Kafanı niye öyle yapıyorsun? Uykun geldi değil mi? Hadi gidelim uyuyalım. Oğlum ne yapıyor? Oğlum da bilgisayar başında. Evet bu arada az önce evimize kedi girdi. Zor kovaladık değil mi Toprak? Ya sen kovaladın da ben korktum. Toprak kovaladı. Kedi kocamandı. Büyük kedi yani. Eve girmiş yatak odasına doğru gidiyor. Tam çocuğu uyuttum oradan çıktım. Toprağın yanına geldim bakmaya. Yatak odasına girmiş. Balkonun camından girmiş. Anne. Efendim bebeğim. Şu, bu arada toprağın oyuncakları bunlar hepsi. Anne bu arada İşte Toprak dedim ki oğlum eve kedi girmiş. Toprak da hayvanları çok seviyor. Bir anda yani görünce ürktüm hani bir de büyük anne. kedi. Hmm. İşte bu hani babamını kovaladı ya Evet işte daha önce bu kedi bizim Pati'yi boğmaya çalışmıştı değil mi? O kedi yani büyük bu. kedi. Orada da Ama tabii ki benim oğlum çok hayvansever bir çocuk. Böyle balkonun önüne falan şey koyuyor. Mama koyuyor. Biz ona harçlık veriyoruz. Gidiyor harçlığıyla şey alıyor, mama alıyor. anne babamı aldım. Evet. Şu an yiyor mamayı biliyor musun? Bak bakıyorum buradan yiyor. Aşıktan giriyorlar tabii ki onlar da canlı ama bir an hani görünce ürktüm yani.
Böyle. Evet, su ve mamamız bizim balkonumuz önünde hep var. Bu toprak sayısı tabii ki. Bakın kedi su içiyor, onun yanında bir de mama var. Mama yiyor oradan doğru. Tabii ki oğlumun sayesinde. Yani aslında ben de hayvanları çok seviyorum ama toprak aşırı hayvan düşkünü. Ben de küçükken çok severdim hayvanları. Şimdi kendime şöyle çay bardağında kahve yapsam, çünkü çok fazla kahve tüketiyorum. Daha önce size bunu söylemiştim sanırım. O yüzden bir kahveyi yarım yarım içiyorum. Yani iki seferde içiyorum. Tek seferde bir kahveyi tüketmiyorum. Hem sizinle konuşayım hem kahvemi yapayım diye böyle yaptım. Valla ışık biraz kalitesiz çıkıyor arkadaşlar ama kusura bakmayın. Dediğim gibi videoyu bayağı geç başlattım. Çünkü normalde sabah uyandığımda çekmem gerekiyordu. Ama sabah kalktığımda reyaz çektim. Zaten bebek durmuyor. Sabahın 7'sinde hortluyor. Kayınvalidem buradaydı. Kaç günden beri sağ olsun o bakıveriyor sabahları. Şimdi gitti dün. Konuştuk. Yarın yine sanırım gelecek. İyi oluyor yani. Yardımcı oluyor bana. Destek oluyor. Umarım gelir. Bana faydası var. Çocuğuma bakıyor. Sabah kalkıyorum. Kahvaltı hazır. Ondan sonra cığıma akşam yemeğini yapıyor. Daha ne yapsın kadın? Vallahi videoyu izliyorsan teşekkür ederim kaynanacığım. Buradan sana saygılar, sevgiler. Böyle arkadaşlar işte. Ha diyordum, küçükken hayvanları ben de çok seviyordum. Ama artık ben çok fazla sevmiyorum. Yani böyle bir mide bulantısı, tiksinti geliyor. Yani aynı evde yaşayamam artık. Biliyorsunuz Pati diye bir kedimiz vardı, onu almıştık. Ona gene ben hani iyi kötü katlanıyordum. Hani şey değil, tüyleri falan döküyor ya, yemeklere falan kaçar mı diye. İnsan ister istemez bir tereddüte düşüyor. Ama yine de hani katlanıyordum toprak için. Ama şey... çok fazla yırtıyordu. Toprağın her yeri böyle yırtık içindeydi yani. Çok fazla toprağı yırttığı için. O yüzden onu vermek durumunda kaldık. Böyle. Bakayım kedi orada mı? Orada oraya yatmış. Dinleniyor. Ama oğlumun dediğim gibi hayvansever bir insan olmasını çok 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 böyle mutluyum o yönde. Çünkü biliyorsunuz bazı çocuklar kedilere, köpeklere, yani hayvanlara zarar veren bir sürü çocuk var. Görüyorum ve üzülüyorum. Yani tamam, annesinin babasının yapacağı bir şey değil ama en azından günah, Allah kızar, Allah da sana aynısını yapar gibi böyle onları korkutabilirler aslında. Ben toprağa hiç öyle bir şey yapmadım. Çünkü toprak hiçbir zaman hayvanlara zarar vermedi. O da ayrı bir konu da. Neyse işte böyle. Hayvandan nereden girdik, nereden çıktık? Eve kedi girdi dedik. Hayvanseverliğe kadar gitti olay. Her neyse. Arkadaşlar böyle işte. Şimdi ben kahvemi içeyim şöyle bakın. Kahvemi içeyim. Ondan sonra görüşürüz umarım. Vallahi akşam yemeği de yapmadım. Ne yiyeceğiz bilmiyorum. Toprağa öğlen yayla çorbası yaptım. Yayla çorbası içirdim. Ben bu arada kahvaltıyı öğlen yapıyorum. Sabah erken saatlerde yemek yiyemiyorum çünkü. Tabii birkaç lokma atıştırıyorum ama genelde öğlene kalıyor benim yemeğim, kahvaltım yani. İkindi gibi falan böyle hafif bir şeyler atıştırdım. Çünkü biliyorsunuz emziriyorum bir yandan da. Hani emzirdiğim için sütüm şey olmasın diye sürekli yemeye çalışıyorum ama benim midem almıyor yemek. Yani bende sıkıntı. Midem yemek yemek istemiyor, bilmiyorum. Şimdi akşam yemeği akşam oldu artık. Yavaş yavaş akşam oluyor. Akşam yemeğini ne yeriz bilmiyorum. Artık Kadir gelsin de bakarız bir çaresine. Böyle arkadaşlar. Neyse ben gidiyorum, kahvemi içeceğim. Bebeğim, annem bir kahve isteydi, müsaade isteydiğinde aşkım, olmaz mıydı? Ha kızım. Günaydın. Günaydın annem. Mutfağımın son hali. Şimdi bunları böyle toparlayacağım. Makineye tıkıp makineyi çalıştıracağım. Dışarıdan da yemek söyledik. Vallahi yemek yapma hiç halim yoktu. Kadir dedi ki benim de yemek yapma halim yok. Bari dışarıdan yiyelim. Dışarıdan yiyeceğiz. Ben ara şimdi bunları halledeyim dedim en azından. Bunları makineye atayım da bulaşık makinesini çalıştıracağım çünkü. Böyle. Görüyorsunuz genel olarak hep bardak. Bir kullandığımız bardağı bir daha kullanmıyoruz. Sanki evde yabancı biri yaşıyor. Ve şöyle mutfağımı bitirdim ama çöpümü koyamadım. Çünkü çöp koyma saati geçti. Artık onu yarın koyacağım. Böyleyiz. Ama çok açım. Bir an önce yemek yerse yesek. Kızımı da babasına kakaladım. Ne oldu? Ne oldu? Babamla kurtar değilim. Şöyle yemeğimiz geldi. Şimdi yiyeceğiz. Lahmacun söyledik yine. Biz lahmacun seviyoruz. Şöyle.
Şöyle. Sonunda ikisini de bayılttım. Toprağı beşiğe yatırdım çünkü biraz ateşi var gibi. O yüzden çocukla yatmasını istemiyorum. Dün akşam bebek beşikteydi. Bu akşam o beşikte sırayla. normalde biliyorsunuz yanımda yatıyor ikisi de. Ne yapayım? Canım çocuklarım. Kıyamıyorum ikisine de. Şimdi biraz daha oturacağım. Saat 12 geçti bu arada. Ama su daha anca bayıldı yani. Suya vay anca bayıltabildim. Böyle arkadaşlar. O birazdan uyanır. O uyanmadan biraz keyif yapmak istiyorum. Gözlerim ağrıyor artık. Yoruldum. Bakın gün boyu böyle bütün enerjimi onlara harcadığım için akşam olduğu zaman kendime hiçbir şey kalmıyor. Tren yoldan bir alışveriş yapmışım. Yemin ederim böyle bir şey yok. Sanırım battık. Onu sonra size tekrar alışveriş videosu olarak çekerim. Toprağa oyuncak aldık. Boks torbası istedi. Boks torbası aldım ama şey çocuk için olanını aldım. Büyük için olanını çünkü kullanamaz. Daha nasıl kullanacak? Çocuklar için olanı varmış ama uygun fiyatlıydı. Onu aldım. Bir de tekrar Hacı Yatmaz aldım. Kaçıncı Hacı Yatmaz bilmiyorum artık gerçekten. Yani sonumuz hayır olsun ne diyeyim. Öyle iki tane şey aldı o. Bir de mini hoparlör aldım. Hem bilgisayarı kullanırım diye hem de toprak bisiklete binerken şarkı dinlemek istiyor. Ya içine eğer şey oluyorsa, hafıza kartı falan oluyorsa hafıza kartımı sevdiği şarkıları yükleyip bisikletine dinleteceğim. Bilmiyorum bakacağız. Bir de kendime bir sürü Trendyol Milla'dan bir sürü kıyafet aldım. Hepsini deneyeceğim size göstereceğim. Uf, böyle arkadaşlar işte. Şimdi ben böyle birazcık oturayım. Belki TikTok'ta canlı yayın açarım. Bu arada TikTok canlı yayınlarına başladım. Akşamları açıyorum. Ama şu an şarjım çok az. Toprak telefonumun şarjını bitirdi. Toprağın telefonu çalındı. Size bundan yani çalındı mı bilmiyorum. Kimsenin günden almayayım da. Toprağın telefonu ortada yok. Evde yok. Aksi gibi ya şarj aletiyle beraber yok. Yani şarj aleti de yok. Ya ikisi birden bir yere gitmiş. Anlamadım nereye gittiler. Böyle. Onun telefon olmadığı için benim telefonuma sarıyor. Onu en kısa zamanda bir telefon almam gerekiyor. Ama içine bu sefer hat da alacağım. Onun içinde hat yoktu. Ve telefonu bulamadık. Hat olsaydı da bulamazdık gerçi de. Yani belki arayıp falan hani bulabilirdik. Ama evin her yerine baktım. Telefon çıkmadı. Bilmiyorum artık. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Yani. Telefonsuzum. Toprak telefonsuz olduğu için benim telefonuma çöküyor bazen. Bazen değil. Genelde günlük çöküyor. O benim telefonuma bakarken ben video çekemiyorum. Bilgisayarı bazen ona veriyorum ama o genelde TikTok izlemeyi seviyor falan. Böyle normal TikTok çocuklara göre bir yer değil ama izliyor. Böyle hayvanları izliyor yani. O genelde kedi köpek izler. Yani başka bir şey izlemiyor ama. Böyle arkadaşlar işte. Neyse videomu burada kapatayım bence. Bu günlük vlog oldu yine. Evdeyiz işte her zamanki gibi. Genel olarak dışarıya fazla çıkmıyorum. Çünkü havalar bir sıcak bir soğuk gibi burada. Burası biliyorsunuz Batı Karadeniz'de kalıyor. Ben Karabük'te yaşıyorum. Ve nasıl diyeyim size yani burası mesela şu an hırka virüsünde normalde şu an Temmuz'un bilmem kaçı yani normalde kısa kollu tişörtle durmam gerekiyor ama sanırım bütün şehirler böyle Antalya bile yağmurluymuş yani ya bütün şehirlerde bu sene bir şey var bir de bir korona arttı normalde toprağı havuza götürmeyi planlıyordum ama götüremedim hem hastalandığı için ateşlendi bugün iyi ama yine de hani tedbir olsun diye şurup veriyorum ateş çıkmadan. Yine oram ağrıyor, buram ağrıyor diyor aslında ama hani tedbir amaçlı şurup veriyorum dediğim gibi. Bir de havuza gitmek istiyor. Havuza götürecektim. Korona var. Bir de çoğaldı bu aralar. 40'tı 60'a çıkmış burada. Şu an kaç bilmiyorum. En son 60 diye duydum. Ve ben küçük bir yerde yaşıyorum. Yani buraya göre fazla bence. Her yerde artmış ama. Denize götüreceğim ama havuzu bilmiyorum. Belki götürmeyebilirim. Çünkü havuz suyu biliyorsunuz sürekli temizlenmiyor ve herkes aynı suya giriyor. Bilmiyorum o yüzden. Karar veremedim henüz götürsem mi götürmesem mi. İyileşsin duruma göre bakacağım ona. Böyle çocuğu zaten dışarı çıkarmak istemiyorum. Hava estiği için normalde akşamları mesela yaz akşamları dondurma yenir dışarıya da yürüyüş yaparsın falan. Ama hiç öyle havalar yok. Resmen esiyor yani havalar. Balkonda durarken üşüyorum ve üstüme hırka giyiyorum yani düşünün. Ha böyle yine çok konuştum. Yine çok konuştum. Neden Esra bu kadar konuşuyorsun acaba? Ya YouTube'a böyle ara ara video atmak iyi oluyor. Sanırım sürekli konuşma halinde oluyorum. Her gün video çeksem ne konuşacağımı bilmiyorum çünkü. Neyse. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Instagram'a da bekliyorum. Instagram'da da çok güzel reels'ler çekiyorum. Çok fazla hikaye paylaşamıyorum. Çok fazla aktif olamıyorum. Ama genel olarak iyiyim bence. Çok iki çocuklu anneye göre ve evde olmama rağmen iyiyim. Yani aktif olmaya çalışıyorum.
Orada da reels satmaya çalışıyorum sürekli. Reels satmaya çalışıyorum. Reels mi reels mi bilmiyorum. Reels diyorum ben. Artık hangisiyse. Yani yapacak bir şey yok. Herkesin dili başka sonuçta. Neyse. Böyle Instagram'a da bekliyorum arkadaşlar. Instagram adresimi açıklama kısmına bırakacağım. Hepinizi çok 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 seviyorum ve öpüyorum. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.